Şimdi ben göreve geldikten sonra bu üçüncü maçımdı. Bir seri yakalayalım dedik. İki tane iyi gittik. Bu maçta puan aldık. Ve puan puandır. Bana göre deplasmanda alınmış bir puandır. Bir de benim futbolculuk döneminde olsun ve antrenörlük döneminde olsun her zaman Ankaragücü deplasmanı çok zor bir deplasmandır. Kolay maç kazanamazsınız. Çok mücadele etmeniz gerekiyor. Çok çalışmanız gerekiyor. Bugün de aynı. Çok güzeldi. Atmosfer mükemmeldi. Tam bir lig maçı oynandı. Her türlü her şey yapıldı. Biz ilk yarıda da, ikinci yarıda da iyi şeyler yaptık. Kendi hatamızdan bir gol yedik. Yapmamamız gereken bir hataydı. Ama ikinci yarı hem oyuncu değişikliği olsun hem taktik değişikliği olsun. O arkadaşlarımızı oynattık. Golümüzü de bulduk. Pozisyonlarımız daha da çoğalmaya başladı. Hani bazen kendi kalemizde de sıkıntılar yaşadık ama İyi oynadı, defansımız da iyi oynadı ve sahanın içinde çok değişiklik yaptık. Sakat arkadaşlarımızın olması nedenlerinden dolayı. Ama dediğimiz gibi yani bir puan, bir puandır yani şey için bizim için deplasmanda özellikle. Tabii ki bizim gayemiz burada kesinlikle 3 puandı. Ama geriden gelip gol atmak ve de puan almak bence iyi bir şey yani. Sorusu olan basın mensubu var mı? Buyurun Sezgin. Şimdi ben buraya gelirken tabii ki bunun zorluklarını biliyordum. Ama ben ne antrenörlük hayatımda ne futbolculuk hayatımda gördüm. Bu kadar sakat olan bir yeri ya oyuncu kadrosunu. Ya inanılmaz şekilde yani şu anda bile en az 10 tane oyuncumuz sakat. 9-10 tane sakat. Tabii ki bir de kritik oyuncularımız sakat. Yani onlar olsa belki bugünkü maç bile daha değişik şekilde bitebilirdi. Ama tabii ki yapacak bir şey yok. Derbi maçı, 3 ihtimalli bir maç. Ama bizim kazanmamız gerekiyor. Kesinlikle sizin de dediğiniz gibi puan farkı var. Yani onun için de bizim mutlaka kazanmamız gerekiyor. Önümüzde bir hedef. Yani önümüzde bir hedef duruyor. Onu kendi sahamızda, taraftarlarımızın da desteğiyle kazanmamız gerekiyor. Ha, sizin dediğiniz şey de tabii ki sakat arkadaşlarımız, kritik olan işte Rozi olsun, diğer arkadaşlarımız olsun. Yani işte Raşit olsun. Yani bunlar da iyileşirse takımı zenginleşir. Şu anda bugün hiç kanat oyuncumuz yok. Bir tane oyuncumuz var. Onda da gördüğünüz işte Muleka'yı forveti kanat oynatmak zorunda kaldık. Sonra Cenk'i aldık. Onu da kanat oynatmak zorunda kaldık. Ondan sonra değişiklik yaptık. Ante'yi oynattık. Kanat aldık. Ve Alex'i orta sahaya aldık. Onlar da girdiklerinde de güzel şeyler yaptılar. Elimizdeki kadro bu. Ama çok yetenekli arkadaşlarımız sakat olmasa da bizim hiçbir sıkıntımız yok. Eğer sakatlıklar geldik de şey ol düzelirse sıkıntı olmaz. Eğer doktor arkadaşlar da eğer bize bu maç için bir iki tane oyuncu verirlerse o zaman o maç bambaşka bir maç olur yani. Ama ne olursa olsun kazanmak için Fenerbahçe maçında her şeyi yapacağız. Yani mutlaka bize puana ihtiyacımız var. İşte 11'e değil 8'e indirmeye çalışacağız yani. Buyurun. Evet. Ya her şeyden önce hayırlı olsun. Yani bana göre zamansız bir kongre oldu. Yani tam böyle ligin ortasında bir kongre oldu. Ama inanılmaz şekilde belki de son zamanlardaki en büyük kongrelerden bir tanesi takip ettiğimize göre çok üyeler gelmişler. Herkes şeyler oy vermek için hepsi oradalar. Bütün taraftarlar. Tabii ki gelenler ikisi de Beşiktaş'ın saygıdeğer insanları ve işlerinde tabii ki benim beraber çalıştığım, oynadığım arkadaşlarımız var iki tarafta da. Tabii onlar da geldiği zaman birlik beraberlik içinde çok iyi şekilde çalışacağıma inanıyorum ben. Yani şöyle hangisi olursa olsun
Mutlaka onlar da Beşiktaş'a çok iyi şeyler yapmak için gelecekler. Tabii geldikten sonra tahminime göre her şey bambaşka olacak yani. Buyurun. Evet. Bizim mi? Yani kötü oynadık diyorsun. Hayır, ben şöyle onu şu yüzden söyledim ben. Maça çıkmadan önce biz arkadaşlarımıza söylediğimiz en önemli söz, çıkarken top kaptırmayın. Tamam, çıkarken top kaptırmayın diye. Bizim arkadaşımız çıkarken top kaptırdı. Böyle biraz bekledi falan, durdu, kaptırdı topu. Ben o yüzden söyledim. O bizim yaptığımız bir taktik şeyiydi ve bunu yapmamamız gerekiyordu. Ben onun için söyledim. O bizim hatamız dedim. Yani arkadaşımızı suçlayacak değiliz tabii ki. Oluyor yani. Ha, öbür dediğin şeye gelince de öyle değil. Bir sürü biz de pozisyon yakaladık. Ankara Gücü de yakaladı. Ben de söylüyorum. Dedim ki çok güzel lig maçı oldu dedim. Atmosfer mükemmel. Hem bizim taraftar mükemmel, hem Ankara Gücü taraftarı mükemmel. Hava güzel. Tam maç havası. Dolu stat. Çok güzel maçtı yani. İyi bir lig maçıydı. Biz de 3 puan oynadık. Ankara Gücü de 3 puan oynadı yani. Teşekkür ederiz. Muhtemelen Beşiktaş'ta yeni döneminde size Hasan Arat olacak. Çok büyük üstünüz olmazsa son sandıklarda. Sizin de yakın arkadaşınız Samet Hoca, Samet Aybaba'da genel koordinatör olacak. Afrika Kutuslar Kupası yaklaşıyor. Transfere çok az bir zaman kaldı. Ve devre arası çok az bu sefer. Evet. Yok gibi bir şey yani. Transfer listeniz hazır mı? Kaç transfere ihtiyacı var Beşiktaş'ın? Özel olarak da Taliska transfer listesinin içinde var mı? Şimdi şöyle, ben o işlere hiç girmedim. Neden girmedik? Biz tabii ki bir başkan gelecek, seçilecek. Onlar oturmadan, konuşmadan ben onlara şeyi verdim ama takımın bütün bilgilerini verdim. İki tarafa da verdim. Zaten vermek zorundayız. İhtiyaçları söyledim. Onları yapmak zorundayız. Onları da zaten hepsi biliyorlar. O yüzden yani şimdi bizim için o biraz handikap olacak. Afrika Kupası en az 6-7 oyuncumuz kesin gidecekler, %100 gidecekler. Tabii ki onların yerini bir an önce doldurmamız gerekiyor. Bugün belki bizim kadroya baktınız, en az 3-4 tane altyapıdan aldığımız oyuncular var. Yani onları da hazırlamaya çalışıyoruz ne olur ne olmaz diye. Tabii ki mutlaka bir transfer zamanı geldiğinde de transfer yapacağız yani.